Yani Kur'an'daki kelimeler ve ayetler de birer ayettir. İşte ayet kelimesini kullanırken Kur'an'daki ayet olarak değil, işte Kur'an'da geçen konuları anlamak için evrendeki yaratılmış olan her varlığın da psikolojik bozukluğun da, helak olmanın da, Rabbani yoldan sapışın da birer ayet olduğunu bilmek gerekiyor. Ve arkasından ne diyor? Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Çünkü onlar size secde etmekle görevli. Allah'a secde edin, Allah'ı ilah ve Rab olarak kabul edin. İbadet ve kulluğu ona yapın ki bunları kendisi yaratmıştır. Yani yaratan o. Eğer onu ona ibadet edeceksiniz, siz ona ibadet edeceksiniz ifadesiyle inanan insanları uyarıyor diye düşünüyorum. Hocam bu secde ayet, şimdi kalkıp bir secde edelim mi? Gece gündüzü aya güneşe nasıl secde edebilir ki bir insan? Yok, hani güneşe tapıyorlar insanlar, aya tapıyorlar. Bu yok mu bu? Bilmiyorum yani bu çok Yok, güneşe tapan insanlar yok mu hocam? İneğe tapan insanlar yok mu? Deveye tapan insanlar yok mu? Allah bunu yapmayın, deveye tapmayın, güneşe tapmayın, yıldıza da hani mecusi kelimesini bu anlamda kullanmış Kur'an. Benim anladığım. lokal bir şey örnekmiş gibi geldi de İsmail Hocam. Efendim abi. Ateşe tapma meselesi var mesela. Ateşe tapma meselesi şuradan ortaya çıkıyor. O mecusiliğin daha ilk dönemlerinde insanlar diyorlar ki işte iyilik Allah'tan, kötülük Allah'tan olmaz. O diyorlar şeytandan geliyor. İşte iyiliği nur, ışık olarak görüyorlar. Peki şeytan nasıl var oldu? İşte Allah bir an böyle acaba şeytan yaratsam mı, kötülük yaratsam mı diye düşündü. Onun düşüncesinden dolayı da şeytan var oldu diyorlar. Bir daha da bu ölmüyor. O zaman ışığı iyiliğin sembolü olarak görüyorlar, nur. Ve diyorlar ki biz eğer ibadethanelerimizde bu ışığı yakarsak şeytanın sembolü de karanlıktır. Yani gece de olsa, gündüz de olsa bu ışık, bu ateş hep yansın ki şeytan varlığını sürdüremesin. Sürekli bu ateşi yakmaya başlıyorlar. Süreç içerisinde hani karanlığa karşı mücadele ediyorlar ya, şeytana karşı mücadele ediyorlar kendilerince. Süreç içerisinde bu ateşi de kutsallaştırmaya başlıyorlar. Yani bak biz bu ateşi yakıyoruz, bu ışık yayıyor, şeytana karşı mücadele veriyor ve bizi de şeytandan koruyor. Artık bu da kutsal bir şekle dönüşüyor. Aynı tıpkı bir takım bizdeki hurafelerde olduğu gibi. Şimdi Yani nereden karar başlayalım? şey mi abi burada? Yani öyle Efendim? mi anlamamız lazım? Mesela Japon kralı Güneş'in oğlu diye ona şey yapıyorlardı. Onun ünvanı oydu. İşte son İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birkaç yıl önce miydi ne? Güneş'in oğlu ünvanını bıraktığını açıkladı. Yani onu da ilahi kutsal bir güç olarak görüyorlar Güneş'i. Oradan ışık geldiği, enerji geldiğinden dolayı. Şimdi işin bir bu boyutu var. Bir de işte Güneş'in, ayın, gecenin, gündüzün insanlara sağladığı bir takım yararlı nimetler var. Yani bunları kutsallaştırmamak gerekiyor. Aynı devenin nasıl benim şeyim, gelirim deveden, deve olmazsa hayatımı sürdüremem, deve benim veli nimetimdir filan gibi onu da bulunduğu konumdan alıp kutsal bir şeye getiriyorlar. Herhalde bu da buraya vurgu yapıyor yani. Ayrıca Allah tek otorite benim diyor, tek ilah benim diyor. Hiçbir şeyi benimle denk tutmayın. Çünkü insanlar bile işte
ya gece ilahtır, biz ona tapalım, secde edelim filan demezler ama mutlaka o geceye, ateşe, gündüze, güneşe Allah'la bir bağlantı kuruyorlar. Bir şekilde onu da oradan ilahlaştırıyorlar. Mesela tarikatlarda da bu böyle. Benim şeyhim diyor tek başına bir şey yapamaz. Allah ona o gücü veriyor, o öyle yapabiliyor diyor. Ben diyor yine şeyhime biat etmekle Allah'a biat etmiş oluyorum diyor. Bu hep böyle başlıyor. Yani bütün bu tapınmalar ilk meşruiyetini en başta olan Allah'tan alıyorlar. Herhalde burada da bu tarz şeylere de vurgu yaptığını ben düşünüyorum. Aynı ateşe tapma olayındaki gibi. Yani onlar da biliyor ateşin ilah olmadığını, Allah olmadığını. Ama bizi şeytandan koruyor. Şeytana karşı mücadele ediyoruz. Süreç içerisinde de bu ateş sürekli yanması lazım. Ateşkeleler kurmuşlar mesela şeylerine, ibadethanelerine. Sürekli orada ateş yapıyorlar ki şeytanın karanlığına karşı mücadele etmek için. Her yeni gelen halk bu hurafeyi biraz daha ileri götürüyor. Böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin katında bulunanlar onu gece ve gündüz tesbih ederler. Bundan bıkkınlık duymazlar. Şayet onlar büyüklenecek olursa, aslında büyüklenen kimler oluyor? İblisin yolunda yürüyenler. Çünkü iblis Allah'ın emretti yani Adem'e secdetmekten seni alıkoyan neydi diye sorduğunda Adem'e ateşten yaratıldım. Adem ise topraktan, çamurdan. Ben ona secdetmek için var değilim. İşte Allah'ın emrettiğine karşı çıkma olayı iblisle gündeme gelmektedir. Hani iblis olmasaydı siz birer melek olurdunuz diyor ayette. Yani iblisle yaşamını bütünleştirmiş, söylemlerini bütünleştirmiş bütün insanlar Kur'an'a göre Rabbani yoldan sapan, Allah'a secdetmeyen insanlar olarak Kur'an'da gösteriliyor. O zaman şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, burada büyüklenecek olanlar kim? Rabbani yoldan sapan insanlar. Rabbinin katında bulunanlar, yani takva yolunda yürüyenler, ona gece gündüz, tesbih ederler ona. Ve bundan dolayı büyüklük taslamazlar. Yani Allah'a ibadetsiz onlar ona ibadet etmekten uzaklaşır, çekinirler veya büyüklenirlerse onun yanında Allah'a gece gündüz tesbih eden ve ibadet ve kulluğu sadece onu yapan Müslüman insanlar çıkar mesajı veriyor. Yani bir tarafta Rabbani yolda olan insanlar varsa bunun yanında Rabbani yolun dışında olan insanlar da var. Rabbani yolda olan insanlar Allah'a ibadet ve kulluk yapmaktan büyüklenmezler ifadesi kullanıyor. Bugün dünya üzerindeki insanların büyük bir çoğunluğu Rabbin yolundan sapmış, iblisin yolunda yürüyen insanlar olduğu görülüyor. Bunun ayetlerinden biri de senin gerçekten yeryüzünü huşu içinde solmuş, boynu bükülmüş ve kupkuru görmendir. Ama biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman deprenir ve kapanır. Şüphesiz onu dirilten ölüleri de elbette dirilticidir. Çünkü o her şeye güç yetirendir. Yani örnek veriyor Allah. Yeryüzü bir melektir. Hani güneş ayettir diyor. Yeryüzü ayettir. Yıldızlar ay ayettir. Hayvanlar, bitkiler ayettir ifadesi kullanırken bunun yanında yeryüzü de bir ayettir. Onun ayetlerinden biri de senin gerçekten yeryüzünü huşu içerisinde bulmuş, boynu bükülmüş olarak bulursun ifadesi kullanır. Boynu bükülmüş olarak bulmak ne oluyor?
Yani sana secde diyor. Senin emrine boyun eğiyor. Allah'ın emrine boyun eğiyor. O kesinlikle kendine eğer yağmur yağmamış olsa kupkuru oluyor. Yağmur yağarsa o kupkuru olan çorak topraklarda tohumlar yeşermeye başlıyor ve yeryüzü yeşerip güzelleşiyor. Ama biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman deprenir ve kabarır. Yani tohumlar, hani başka ayette diyordu, başaklar güneş geldiği zaman kurur, dökülür ama yağmurlar yağmaya başladığı zaman onlar deprerir, çıkar ve böylece yeşerir ifadesi kullanıyor. İşte insanların da dünya hayatında güllük gülistanlık yaşamasının arkasından ahiret aleminde de onları diriltecek ifadesi kullanıyor. Yani yeryüzünü örnek veriyor Allah. Nasıl diriltiyorsak ahiret alemini de öyle dirilteceğiz. Kur'an'da yine bu diriltme olayını anlatırken Allah diyor ki, Hazreti İbrahim Allah'a diyor ki, Allah'ım ölüler nasıl diriltilir bana bir göster diyor. İnanmıyor musun ya İbrahim? İnanıyorum Allah'ım ama kalbim mutmain olsun. O zaman dört kuş tut. Bu İsra suresi, pardon Bakara suresi 260'da anlatılır. O zaman dört kuş tut, onları kendine alıştır. Onları ayrı ayrı, parça parça ayrı ayrı dağlara koy. Çağırdığın zaman sana koşarak gelir. Burada onların hep açın tefsirlere bakın. Onların parça parça kıyma haline getirilip avuç avuç onları al yerleştir. Onları mucize olarak Allah diriltip önüme getirir anlayışını koymuşlar. Oysa Kur'an'da Enbiya suresi 95. ayette kesinlikle ölen, yani helak olmuş bir kişi kesinlikle yeryüzüne bir daha geri gelmeyecek. Hayvanlar da öyle, bitkiler de öyle, yeryüzüne ölen gelmeyecek, yeni yeni olacak. İşte Hazreti İbrahim'e bu örneği verirken, yani hayvanlardan, köpeklerden, kedilerden, atlardan alıştır, görüyoruz hayatımızda. Onlar sen ne dersen, o duyarsız olan hayvanlar sana alışınca senin istediğin şekilde sana duyarsız olan hayvan duyarlı hale getirip senin isteklerine boyun eğiyor anlamında dirilmeden bahsediyor. İşte Kur'an'da hani o inkar edenler dediler ki o peygambere, öldükten sonra insanlar dirilip Allah bizi hesaba çekecek diyor. O inkar edenler de dediler ki sen ateşin yiyeceği, yani cehenneme girip de cehennemde yanan bir kurban getirmedikçe biz sana inanmayız diyor. İfadesi kullanıyor. İşte buradaki Hazreti İbrahim'in de dünya hayatında böyle bir şey yok. Allah dirilmeyi örnek verirken usulüne uygun olarak hayvanlardan veriyor, bitkilerden veriyor. Yani tohumların tekrar depreşip çıkmasından veriyor. Duyarsız hayvanların duyarlı hale getirilip insanlara secde etmesinden örnekler vererek olayı güzel bir şekilde anlatıyor diye düşünüyorum. Ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar bize gizli kalmazlar. Öyleyse ateşin içine bırakılan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Siz dilediğinizi yapın, çünkü o yaptıklarınızı gerçekten görendir. Hani ahiret aleminde Allah Müminin suresinin 37. ayette o inkar edenler dediler ki, çürümüş, erimiş kemiklerin
diriltileceğini mi vaat ediyor bu Muhammed? Oysa biz dünyada yaşarız, ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz diyor onlar. Allah da diyor ki, o çürümüş, erimiş kemikleri biz bir araya toplamaya kadiriz. Üstelik onun parmak uçlarını dahi ayrı ayrı derlemeye kadiriz ifadesiyle Allah öldükten sonra insanları ahiret aleminde diriltecek, onları hesaba çekecek. Ne diyor? Ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar ifadesi kullanırken yine çarpıtma ifadesini Kur'an kullanırken Ali İmran suresi 7. ayette ne diyordu? Kur'an'da iki tip ayet var. Bunlardan birisi muhkem olan ayetler, birisi müteşabih olan ayetler. Müteşabih olan ayetler kendi anlamı dışında farklı anlamlara gelebilen ayetlerdir. Bu ayetleri ancak ilimde derinleşenler anlar. İşte bunlar ilimde derinleşenler onu anlar. İlim kalbinde çarpıtma olanlar ayetlerin müteşabih olanlarına uyarlar ve olmadık yorumlarını yaparlar ifadesiyle olay anlatıyordu. Yani çarpıtma yapmak ayetin kastettiği anlamı çıkarıp başka bir anlamı oraya koymak oluyor. Buna da insanlar inanıyor. Pardon şuraya şey geldi. Şimdi bize gizli kalmazlar. Yani Allah hani Bakara suresi 284. ayette insanların kalbinden geçirdiklerini ve ertelediklerini hatta kalbinden karar verip geçirdiklerini yani açığa vurduklarını ve gizli tuttuklarını bile Allah onları da hesaba çekecek ifadesi kullanıyor. Yani yine şey suresinde, Mücadele suresinin 7. ayetinde Allah iki kişinin üçüncüsü Allah'tır. 5 ve 6 daha fazla daha noksan olanların yanında olan da Allah'tır. Onların yapmış oldukları bütün davranışları Allah gözlüyor, gözetiyor. Bir taraftan o inkar edenlerin inkarlarına peygamberleri şahitken Allah da ona şahit olduğunu söylüyor. Yani hem Allah şahit hem de o insanlar yani o bulunmuş olduğu Müslüman olanlar ve peygamberler şahit ifadesiyle olayı anlatıyor. Birer güzellik kalmazlar, gizli kalmazlar. Yani Allah'tan kesinlikle hiçbir şey gizli kalmaz. Bu da şunu anlatıyor. Yani Allah geçmişten de gelecekten de haberi olur ve onların ne yapacağı konusunda bilgi verir. Hani Tevbe suresi 43'ten yaklaşık 47-48. Ayetlere kadar o savaşa katılmayıp da niye onlara izin verdin ayetini Kur'an Allah onlar savaşa girseydi de böyle böyle fitne çıkarmaktan başka bir iş yapmayacaklardı ifadesiyle peygamberi uyarıyor. Burada onların savaşa katılmamasının tek sebebinin inkar ettiğini ve bundan dolayı savaşa katılmadığını anlatıyor. O inkar eden insanların Müslümanların yanında savaşa katılmasıyla onlara bir yarar sağlamayacağını anlatarak Allah biliyor ifadesiyle anlatıyor. Öyleyse ateşin içine bırakılan mı yani inkar edip Rabbani yoldan sapıp ahiret aleminde ebedi cehenneme giren mi hayırlı yoksa Allah'ın gönderdiği vahiyler doğrultusunda yaşam ve hayatını düzenleyen, imanını düzenleyen insanlar mı hayırlı ifadesiyle onlara da
ebedi bir cennet vaat ediyor Allah. Allah vaadinden asla geri dönmez. Mutlaka ama mutlaka Allah vaat ettiğini yerine getirir. Dünya hayatında işte Allah'a güvenmek şu Kur'an içerisindeki %99 olan bütün olayları, başına gelmiş ve gelebilecek olan olayları söylüyor ve insanlar bunu test ettiği zaman gerçekten Allah'ın söylediklerinin tıkır tıkır yerine geldiğini görüyor. İşte ahiret alemine Allah'a güvenen insanlar, ahiret aleminde iman eden ve salih amel işleyen insanlara ahiret aleminde de mutlaka ona vereceği ödülü vaat ediyor ve o ödülde mutlaka ama mutlaka gerçekleşecek ifadesiyle olayı anlatıyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, saatimiz geldi ama bu kaybolan vakti değerlendirelim istersen hocam. Peki. Değerlendirelim. Şüphesiz kendilerine zikir gelince bunu inkar edenler ateşin içine bırakılırlar. Oysa o aziz, şerefi yüksek, üstün bir kitaptır. Şimdi şüphesiz kendilerine zikir gelince onu inkar ederler ifadesi kullanıyor. Tekvir suresinde olayı o kadar güzel anlatıyor ki orada çok değişik anlayışlar ortaya çıkarıyor. Hocam açabilirsen, çünkü o çok önemli. Hep insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Yani bütün Kur'an üzerinde çalışan profesörler, o konuda emek sarf eden insanlar o olayı bir türlü kavrayamamışlar. Tekvir suresi 19'dan itibaren bir okuyalım. Şöyle 5-6 tane ayet. O Kur'an üstün, onur sahibi bir elçinin gerçekten sözüdür. Bu elçi bir güç sahibidir. Arşın sahibi katından şereflidir. Ona itaat edilir. Sonra güvenilirdir. Sizin sahibiniz bir deli değildir. Andolsun o onu apaçık bir ufukta görmüştür. O gayb haberlerine karşı söylediklerinden dolayı suçlanamaz ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz. Ha, buraya kadar yeter hocam. Şimdi orada ne diyor ayetin başlangıcında, o 19. Bu üstün onur sahibi olan bir elçinin sözüdür. Yani o Kur'an onur sahibi bir elçinin sözüdür. Yani onun ağzından çıkıyor bu Kur'an. Yani Allah nasıl Bakara suresi 97. ayette senin kalbine ilka ve ilham etmeyle bu Kur'an'ı sana indiriyoruz ifadesi kullanırken, peygamber de kendisine gelen vahyi bilgileri eksiltmeden, fazlalaştırmadan olduğu gibi aktaran Resul anlamında karşımıza çıkıyor. İşte o elçiyi hep Cebrail olarak tanımlamışlar. Oysa Kur'an'da Cebrail diye hiçbir ifade, ayet geçmez Kur'an'da. O zaman oradaki onur sahibi elçi kelimesini Nebi ve Resul olan Muhammed anlamında anlayamazsak olayları da anlamamız mümkün değil. İşte çarpıtma burada başlıyor. Yani o elçi kayba karşı suçlanamaz ifadesiyle onun söylediklerini Allah söylüyor ifadesi kullanıyor. Dün o çıtır denen yerden bizim biraderler, değişik arkadaşlar oraya toplanmışlar.
Herhangi bir Kur'an. Gerçekten bu Kur'an Allah'tan mı? Yoksa Muhammed'in uydurduğu bir kitap mı? İfadesini kullanırken Ahkaf suresi 14 ayetinde hani bir ayette öyle diyor. Bir de Lokman suresi 14-15. ayette anlatıyordu. Bir anne karnındaki çocuğun doğuşundan sonra 24 ay yani 2 yıl onu emzirirler diyor. Bir ayette de ana rahmine yerleşmesinden 2 yıl doğuşundan 2 yıl sonra da 30 ay diyor buna. 30 ay emzirirler diyor. Birinde 24 ay diyor. Birinde 30 ay diyor. İşte anne karnındaki çocuğun canlanması ile 6 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde ekliyor ve bunu 24 aydan 30 aya çıkıyor. Kur'an bunu bilememiş, yani Muhammed bunu bilememiş diye anlatıyorlar orada. Bana sordular, ben de dedim ki orada birisi ana rahmindeki çocuğun canlanmasından 2 yıl doğuşuyla beraber 2 yıl daha ekleyerek 30 ay diyor. Birine de sadece doğuşundan sonra 2 yıl ifadesi kullanıyor. Yani arada 6 ay gibi bir yaklaşık fark ediyor. Yani anne karnındaki çocuğun canlanmasını 3-3,5 ay gibi bir zamana endeksliyor Kur'an. Bunu peygamberi nereden bilsin? İşte burada bu Kur'an'ın gerçekten Allah'tan geldiğine de bir delil olduğunu gösteriyor Kur'an. Yani çarpıtma yapanlar hep ayetlerin müteşabih olanlarına uyarlar. Olmadık yorumlarını yapmalar da bunları anlatıyor diye düşünüyorum. Yani o peygambere Nebi Resul Allah tarafından indirilmiş olan bir kitaptır diyor Kur'an buna. O kitap kesinlikle kendi içerisinde tutarlı ve yaratmış olduğu evrenle göndermiş olduğu vahiylerin tam bir mutabakat içerisinde olan din, Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında hiçbir değişiklik bulamazsın ifadesiyle bu Kur'an'ı Allah insanların öz kalbindeki yani içindeki takva sesiyle, toplum dilinde vicdanın sesiyle uyum halinde bir dini anlatıyor insanlara. Yani hani bir daha bu Kur'an'ı indirmiş olsaydık daha yerinde karar kılamaz paramparça olurdu ifadesiyle. Yani kesinlikle daha o Kur'an'a itiraz etmez ama insanlar buna itiraz ediyor ifadesiyle olayı anlatıyor diye düşünüyorum. Batıl ona önünden de ardından da gelemez. Çünkü Kur'an hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmedir. Yani hani cinler vallahi bir hayranlığı uyandıran bir Kur'an dinledik. Daha önce Kur'an dinlemezden önce onların oturma yerlerine oturuyorduk. Ama şimdi ne zaman dinleyecek olsak bir şihab izler ifadesi kullanıyordu. Buradaki ifade de batıl ona önünden de ardından da gelemez. Yani mutlaka öyle bir şey batıl girecek olsa onu haşa tabiri caizse Kur'an onu dışarı atar. Yani onu kabul etmez. Kendi sistemine uymadığını orada gösterir. Hani mesela bir duvarı düzgün olarak yapmak, dik duruşunu ortaya koyabilmek için bir çirpi gerekiyor, bir şakül gerekiyor, bir de civa terazi onun düzlüğünü ortaya koymak için.
Bunlardan herhangi birisi olmazsa o duvar düzgün olmuyor. Birisi duvarın dikliğinin, düzlüğünün olduğunu iddia ediyorsa, Halep oradaysa, arşın da buradadır ifadesiyle, onun ölçeği olan bu üç tane ayeti getirip ölçtüğün zaman olay meydana çıkıyor. Yani Kur'an kendi sistemi içerisinde, mesela bir ayette diyordu ya, eğer senin bir melek olmanı onlar arzu ediyor. Allah da diyor ki, eğer sen bir yeryüzünde tatmin bulmuş melek olsaydın, yani onlar yeryüzünde tatmin bulmuş melek olsalardı, Allah gökten tatmin bulmuş meleklerden peygamber gönderdi. Ama sen insansın, insandan bir peygamber gönderiyor ifadesi kullanıyor. Yani aynı oradaki bir melek olmalı değil miydin ayetini Kur'an bir formül olarak veriyor ve bu formüle uygun olmayan bütün ayetleri, bütün ortaya koydukları anlayışları yıkıp gidiyor. Hani cinler dumansız ateşten yaratılmış ifadesiyle görünmeyen varlıklar olarak tanımlıyorlardı. Görünmeyen bir varlıklara eğer insandan bir peygamber Kur'an anlatıyorsa, o zaman bu görünmeyen bir varlık değil, onlar gibi insan olan bir varlık olduğunu anlamak ve Kur'an'daki o çelişkisizlik ilkesine uygun olan da bu olması gerekir mesajı veriyor. Hocam burada batın onun önünden de ardından da gelemez diyor. Şimdi bu yazıya geçmiş Kur'an içinde mi geçerli yoksa Allah Resulüne vahyedilmiş şey için mi geçerli? Hocam bu her ikisi için. Hani inkar edenler Allah'ın Resulü geldi Mescid-i Haram'a, artık bundan sonra buraya inkar edenler girmesin ifadesi kullanıyor. Burada Allah'ın evi diye bahsedilen Mescid-i Haram, haramlardan arındırılmış, Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi içerisinde yaşanan, söylem ve eylemleriyle buluşan bir toplumu, bir hayat tarzını orada Allah'ın mescidinin ifade ediyor. İşte o mescid kesinlikle dik duruşu ortaya koymuş olan Müslümanların yaşadığı hayatı temsil ediyor. Ve hani Allah'ın dini net bir şekilde ortaya konuldu. Bakara suresi 143. ayette iman edenler bunda bilerek iman ettiklerini farkına varsınlar. İnkar edenler de bilerek inkar ettiklerini bilsinler ifadesiyle doğruyu Allah net olarak ortaya koyuyor. Bu doğrunun içinde olanlara doğru yolda olanlar, bu doğrunun dışında olanlara batıl yolda olanlar ifadesi kullanıyor. Batıl yolda olanlar asla bu Kur'an'ın söyledikleriyle onların ortaya koyduğu veriler uyuşmuyor mesajı veriyor Kur'an diye düşünüyorum. Sana söylenen şeyler senden önceki elçilere söylenenden başkası değildir. Şüphesiz Rabbin hem elbette mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir. Sana söylenenler, senden önceki elçilere de söylenenlerden başkası değildir. Yani Allah iki sünnetten bahsediyor. Birisi doğal sünnet. Yani güneşin doğudan doğuşu, batıdan batışı, geceyle gündüzün birbirini takip etmesi, bu Allah'ın doğa sünneti. Bir de sosyal sünnetten bahsediyor. Genelde sosyal sünnetten bahsederken inkar edenler genelde insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa, bu çok altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken bir ayet. İnkar edenler sürekli o peygamberleri yalanlamış ve
Allah ifadesi kullanıyor. Yani sana söylenenler senden önceki elçilere de söylenenden başkası değildir. Şüphesiz Rabbin hem elbette mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir. Yani Allah hani ruhumuzu gönderdik ifadesiyle insanlardan hem Rabbani ola hem de gayri Rabbani ola gidebilme yeteneğini verme anlamında hem takvadan hem iblisten bahsediyor. İşte insanlarda öfkeli, inkarcı, zulüm olan insanlar olduğu gibi insanlardan Rabbani yolda merhamet sahibi olan insanlar da var. Yani Allah'ın halifesi olan insanlar da Allah'ın haşa azap ve Allah'ın merhamet sıfatını ortaya koyan insanlar var. Bu da insanların denenmesi oluyor diye düşünüyorum. Yani hani diyordu ya, iblis olmasaydı siz ikiniz birer melek olurdunuz diyor Adem ve eşine. Yani meleklik kesinlikle irade, akıl, seçeneği olmayan varlık. Ama insan olunca hem Rabbani ola eğilimli hem de gayri Rabbani ola eğilimli bir varlık olarak karşımıza çıkıyor, mesajı veriyor. Galiba hocam işin ruhu da burada yatıyor galiba. Tabii. Evren imtihan yeri olduğu için insan için iki seçenekli bir durum söz konusu şey. Bundan dolayı da Allah da hakkı hukuku tercih edeni mükafatlandırıyor. Yanlışı tercih edeni de ahirette cezalandırıyor. Yani imtihanı anlamadan Kur'an'ı anlamak da biraz zor. Mümkün olmuyor. Buraya kadar yeter hocam, istersen bilmiyorum arkadaşlar gönül oldu mu bu artı süreyi. Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Başka arkadaşların sormak istedikleri, eklemek istedikleri falan varsa buyursunlar. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Alican, bir hesap numarası açsan da orada yavaş yavaş şeyleri toplasak, baskı için göndereceğimiz yardımları. Anladınız abi. Evet. Olur abi, bana ben numarayı atayım size inşallah. Tamam, bir tane bana at, buradan paylaş. Artık yavaş yavaş oraya toplayalım. Ocak ayında inşallah şey yaparız, üçüncü cildi bastırırız. Tamamdır abi inşallah. Ben göndereyim buraya inşallah. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Aleykümselam hocam. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.